Selamlar herkese. Bu videoda sizlere kendi motorunuzun fren hidroliğini nasıl değiştirebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Kullanacağımız malzemeler aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Çok fazla bir şey kullanmamıza gerek yok. Hemen nasıl yapılacağını göstereyim. Evet, buraya geldiğimizde bir tane 8 numara anahtara ihtiyacımız olduğunu görüyoruz ve tabii ki değiştirecek bir fren hidroliği ve çıkan hidroliği saklamak için bir hortumun bağlı olduğu herhangi bir pet şişe veya cam şişe. Öncelikle hidroliğimizi değiştirmeden önce hidrolik depomuzun kapağını açmamız gerekiyor. Ön hidrolik kapağı hemen gaz kolunun yanında, burada fren manetinin yanında bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane vidanın yalama olduğunu görüyoruz ve bunu sökmek için bize bir tane matkap ve yanında yalama olan vidaları sökmek için bir ses geliyor. Arkasından nasıl yapılacağını gösteriyor. Ben de şimdi hemen göstermeye geçiyorum. Evet, yalama olan vidaları sökmek için olan kutumuzu açıyoruz ve içerisinden bize uygun olan hangisi ise vidanın deliğine bakarak hangisi uygunsa onu seçiyoruz. Benim vidama bakacak olursak 3 numara uygun. Uygun olan ucumuzu aldıktan sonra öncelikle vidayı iyice yuvarlak hale getirmemiz ve deşmemiz gerekiyor. O yüzden öncelikle bu ucu kullanacağız. Bu ucu ileri bakacak şekilde matkabıma takıyorum. Bunu taktıktan sonra matkabımızı sola dönecek, yani ters dönecek şekilde ayarlıyoruz ve şimdi motorumuzun üstünde çalışmaya devam edebiliriz. Motorumuza gelecek olursak, burada yalama olan vidayı öncelikle bu gösterdiğim uç ile iyice yuvarlak haline getireceğiz. Şimdi hemen bunu yapalım. Vidamızı bu hale getirdikten sonra şimdi matkabın ucunu ters çevirip vidamızı çıkarabiliriz. Matkabın ucunu ters çevirdikten sonra yine matkap sola dönecek şekilde ayarladıktan sonra vidamızı sökebiliriz. Ve vidamızı istediğimiz gibi söktüğümüzü görüyorsunuz. Şimdi bu vidayı da normal tona vidayla çıkardıktan sonra hidrolik depomuza ulaşabiliriz. Ve iki vidamızı da söktükten sonra kapağımızı kaldırmadan önce mutlaka bu kısımlarına, boyalaya herhangi bir zarar gelmemesi için bu şekilde bir havlu, bez veya çöp poşeti kullanabilirsiniz. Çünkü çalıştığımız yağ, sıvı boyayı çok rahat sökebilir ve buradaki boyalara zarar verebilir. O yüzden öncelikle burayı kapatalım. Evet, buraları iyi bir şekilde kapattığımızdan eminsek ve herhangi bir şekilde boyaya zarar gelmeyeceğinden emin olduktan sonra kapağı yavaşça kaldırabilirsiniz. Bu kapağın altında görmüş olduğunuz plastik hazne yağın sızmasını engelleyen havuz tarzında bir şey. Bunu da buradan yavaşça kaldırıp hidrolik sıvımızı görebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi rengi epey koyulaşmış ve değiştirmeye uygun. Şimdi alt fren merkezimize geçelim ve orada ne yapacaklarımızı bakalım. Evet, alt fren merkezimize gelecek olursak burada ilk yapmamız gereken, yağı boşaltmamız için gerekli olan burada bir toz kapağı var. Öncelikle bu toz kapağını kaldırıyorum. Daha yakından görmeniz için bu şekilde bir yerin açılmış olması gerekiyor. Şimdi hazırladığımız hortumu buraya bağlayacağız ve buradan çıkan hidrolik sıvısını güvenli bir şekilde bunun içine boşaltacağız. Ve işte bu kadar. Şimdi fren merkezimizden hidrolik sıvımızı yavaşça boşaltabiliriz. Yeni aldığımız fren hidroliğini alıyoruz ve yukarıdaki hazneye taşmayacak şekilde doldurmaya başlıyoruz. Kapağı açtıktan sonra böyle bir delik açmanız doldurma işlemini daha da kolay hale getirecektir. Bu sayede huni kullanmanıza gerek kalmaz. Evet, üst fren merkezimize geldik ve yavaşça sıvımızı doldurabiliriz. Fazla da taşmayacak şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Şimdilik bu kadar yeterli. Sıradaki yapacağımız işlem, elimize 8 yarım ay bir anahtar alıyoruz ve buradaki hortumun bağlı olduğu anahtarı gevşettiğimiz zaman hidrolik sıvımız çıkacaktır. Doldurma işlemini şu şekilde yapacağız.
Önce burayı gevşeteceğiz ve fren manitemizi sonuna kadar basacağız. Bastıktan sonra buradaki vidayı yeniden kapatacağız ve bırakacağız. Bıraktığımız zaman yukarıdaki yeni fren hidroliğimiz yavaş yavaş hortumlara dolacak ve bunu 7-8 kez yaptığımızda tamamen hidroliğimiz değişmiş olacak. Öncelikle anahtarımı alıyorum ve buradaki vidayı yavaşça gevşetiyorum. Vidayı gevşettiğimde fren manetime sonuna kadar basıyorum. Ve bırakmadan manetim hala basılıyken bu vidayı sıkıyorum. Sıktıktan sonra yavaşça manetimi bırakıyorum. Bu işlemi 7-8 kere yaptıktan sonra içerideki yağ tamamen yeni yağla dolacaktır. Burada önemli olan yukarıdaki hazne bittiğinde sürekli bu işlemi yaptığımızda yukarıdaki hazneden yeni yağ gerekecek ve bu hazne burada aşağıda görmüş olduğunuz yuvarlağın içine asla hava girmemeli. Burası azaldıkça sürekli yeniden doldurmanız gerekiyor. Açıyorum, maneti sıkıyorum, kapatıyorum, maneti bırakıyorum. Yeniden açıyorum, maneti sıkıyorum, kapatıyorum, maneti bırakıyorum. Ve son olarak sıvımızın orta seviyede dolu olduğundan emin olduktan sonra kapatabiliriz. Öncelikle burayı güvenli bir şekilde kapatmak için hortumumuzu ve şişemizi alıyoruz. Burayı bir bez yardımıyla temizliyoruz. Temizledikten sonra anahtarımızı alıp son kez iyice sıkılı olduğundan emin oluyoruz. Son olarak buradaki toz kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi yukarıdaki haznemizi kapatabiliriz. Burası için yapmamız gereken şey söktüğümüz plastik parçaları yeniden yerine oturtuyoruz. Bu şekilde iyice oturduğundan emin olalım. Sonra siyah kapağı üstüne kapatabiliriz. Son olarak bu siyah kapağı da üstüne kapatıyoruz ve vidalarını sıkıp gitmeye hazırız. Son olarak vidaları eşit ve iyi sıktığımızdan emin oluyoruz ve yalama olan vidanın yerine şimdilik elimde bulabildiğim bu vidayı taktım ve frenimizi deneyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.